hoş geldiniz. Bugün ben Duru ve Rojbin. Rojbin'i tabii tanımıyorsunuz. Benim videolarımda hiç şey bir yüz değil, tanıdık bir yüz değil. Rojbin benim üniversiteden arkadaşım. Merhaba. Biraz yeni bir arkadaş. Evet. Neyse bugün beraber üçümüz Korto'ya gidiyoruz. Bengü Bekir'i dinlemeye tabii ki de. Rojbin de bu gruba katılmalıydı diye düşündüm. Şu an hazırlanıyoruz. Ama arkadaşlarım çok uyuşuk olduğu için. Ben bir saniye makyajımı göstereyim ama. Allah, birazcık da terledim tabii. Küpelerim asıl. Şimdi bir saniye kombinimi 176 göstereceğim. geldi. Teklifleri okuyorum. Indirive'den. Tamam, 162'yi kabul Kay, ediyorum. kay bakayım. 10 dakika. Yırtmaç kadın. Gel bakalım. Sen de dekolte kadın. Allah. Ay bu kadar güzel. Ay görüyorsunuz. Gece 4'te kokoreççiye gelmiş. Çünkü açız. Toşlarım hiç düşmemiş ha. Çok süper bir geceydi ya. Özellikle kendimizi hiç çekemedim. Günaydın. Sesimden dolayı özür diliyorum. Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama biz kahvaltıya geldik. 2.40'da. Saat 3. Ama sabah 2.40. 2. Ders okuyamadım. Saat 24 şey 6'da uyuyunca 11'de de hortladık, işimiz varmış gibi. Ama 11'de hortlayıp 3'te geldik kahvaltıya. Benim zaten hastaydım, biraz boğazlarım ağrıyordu. Dün ödüm koptu, ben gücüme ciyak ciyak eşlik edemeyeceğim diye ama sonra neyse ki. Sonra dün geceki Korto fiyaskosundan sonra sesini komple kaybettim. Komple sabah böyle şeydim yani, işaret dediğini anlaşmaya. Dün geceden mesela hiç fotoğrafımız yok. Hiç. Benim o güzel kombim boşa gitti. Aynen, kombinlerimiz boşa gitti. Vlog'da gözüküyor birazcık, vlog'un girişinde. Arkadaşlarımı da çekeyim. Gözüküyor musunuz? Ben name drop. Allah Allah Allah. Dün geceki çeyrek kokoreçten sonraki ilk öğünümüz. Süper. Merhabalar.
bu ses tonum gerçek şu anda. Gerçekten zorluyorum hatta biraz kendimi. Sabah en son kahvaltıda çektim ve yani o zaman şikayet ediyordum da şu an hani gerçekten asla şikayet etmiyorum. Gayet okeymiş sesim sabah. Şu an komple gitti. Ve ben de dedim ki bu şaheserin YouTube'da kalıcı olması gerekiyor. Çok güzel değil mi ama ya sesim? Ya ben böyle de beğendim. İyi bence. Bence ben sahnelere başlamalıyım ben de. Bir yazacağım Korto'ya bunun için. Beni alırlar mı diye. Yani umarım önümüzdeki günlerde sesim biraz düzelir. Çünkü vlog'a devam ettiremem bu ses sonuyla. Görüşürüz. Bugün hastalığımın 4. günü. Aslında tam olarak gün olarak saymıyorum da. Neyse işte o sesli videoyu, en son çektiğim videoyu çektikten sonra doktora gittim. Antibiyotiğe başladım tabii ki. Ama yarın antibiyotiğim bitiyor ve sesim bence bayağı yerine geldi. O ilk günlere göre çok iyi yani. Bugün de Duru, ben ve Eda. Eda da Duru'nun arkadaşı. Bir sergiye gidiyoruz. Bir sergiye gidiyoruz. Devrim Erbil'in bir sergisi. Nişantaşı'nda, Stay Hotel'in içinde. Bu dijital bir sergi. Serginin adına Neonist by Devrim Erbil'di galiba. Aynen. Konsepti de şu. İstanbul manzaralarının dijital ve renkli ışıklı hali. Farklı farklı ışıklı halleri ve farklı farklı manzaralar. Videolarını falan görünce aşırı heyecanlandım. İlk kez bir dijital sergiye gidiyorum bu arada ben. Ve Devrim Erbil'i de ilk kez hani sergisine gidiyorum. O yüzden heyecanlıyım yani. Çıkacağım birazdan. Artık sergide çekerim herhalde bir şeyler. Yani izin veriyorlar diye biliyorum. Orada görüşürüz. Aptal aptal Eda'ya bakın. Vardır ya. Bu ara vloglarımda çok yeni yüzler var ya. Farklı. Ben tutayım isterseniz. Sen de tutabilirsin. Sergi birazcık götümüzde patladı. Bir lansman varmış otelde ve giremedik yani. Bir de lansmanın ne kadar süreceği belli olmadığı için sergiye giremiyoruz şu anda. Ben de geç kalacağım dedim. Bunlarla neredeyse aynı saatte geldim. Evet. Hani o halı kalıdan geldi. Hani bir de Allah'ın halı kalısından ben geldim. Ben zaten 17-18 dakika Duru'yu bekledim. Buranın ışığı çok güzel bu arada. Tam buradan çünkü arkası karanlık ya. Ya yine açık ayran içiyoruz. Şansımıza girebildik. Şey bitmiş galiba. Event. Geldim. Yanaklarımdan ya. Yeni geldim. Yanaklarımdan belli bence. Soğuktan kızarlar. Dün iki tane Trendyol üstüm geldi. Onları göstermek istiyorum çünkü çok beğendim. Normalde böyle çok vloglarımda aldığım şeyleri falan aşırı göstermiyorum. Böyle hani alışveriş göstermiyorum da. Bir yandan çok özeniyorum bu arada. En sevdiğim şey böyle alışveriş videosu falan izlemek. O yüzden şimdi göstereceğim. Şimdi bir tanesi şöyle arkadan da aynadan gözüküyor. Bağlamalı bir üst. Bu aslında böyle şey gibi geliyor. Şuradan şöyle kapatıyorsun bunu. Ama ben böyle giymeyi tercih ettim. Aa, bu arada pantolonum da yeni. Pantolonumu da yeni bir hafta önce, 10 gün önce falan Zara'dan aldım. Ya da mesela böyle de bağlanabilir. Hani kuş şeyini, şu bağlama şeyini tekrar arkadan öne getirdim. Ama hem şu an belimi çok sıktım. Hem de her şekilde yani benim bu yakam çok açılıyor. O yüzden bu mantıklı değil. Neyse, bir tanesi buydu işte. Burada aldığım diğer üst. Ay çok iyi değil mi? Şuradaki ince detayı görünüyor mu? Bayıldım. Aynı aynada da çok çıkıyorum. Şöyle birazcık kapatayım kendim. Çok beğendim bunu ya. Yazın jean şortta giyilir, etekle giyilir. Böyle altındaki gibi bir jeanle giyilir bence. Çok güzel. Sırtı böyle
komple açık değil mi? Böyle yarısına kadar falan açık. Çok beğendim. Ama diğerinin de öyle, bunun da öyle, kumaşları çok ince yani. Hani bu kadar kumaştan çalmayın ya. Bu kadar da olmaz. Bu şık bluzumla ve ekstra kırmızı ayaklarımla kapanışı yapayım dedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir an önce artık yüklemek istiyorum bu videoyu. Aslında bir tane daha jean almıştım cross jean'den. O da böyle tam jean mavisi, böyle buz mavisi. Çok güzel bir jean'di ama gelmedi hala. O yüzden onu gösteremiyorum. Olsun, bir dahaki videoyu artık görüşürüz.